Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sıfatlar konusunu işleyeceğiz. Sıfat diğer ismi ön ad. Yani adın önüne gelen sözcüklere deniyor. Adları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Niteleme işlevini bulur iken isimlere nasıl sorusunu sormamız yeterlidir. İsme nasıl sorduğumuzu aldığımız yanıtlar sıfat olarak karşımıza çıkar. Belirtme işlevinde de arkadaşlar birazdan çeşitlerini göreceğiz. İşaret, soru, sayı gibi çeşitli yönlerden belirtme işlevinde kullanılmasını kastediyoruz. Örnekler üzerinden gidelim. Eski pantolonumu bahçe işlerinde kullanıyorum. Pantolon isimdir. İsimlere nasıl sorduğumuzu aldığımız cevap sıfattır. Nasıl pantolon dediğimizde eski sözcü sıfat denilebilir. Evin bahçesi sararmış otlarla doluydu. Ot isim. Nasıl ot dediğimizde yine renk olarak bir niteleme işlevinde kullanılmış. Yolun iki tarafı da yemyeşil ağaçlarla süslenmiş. Ağaç isim, nasıl ağaç? Yemyeşil. Bu da bir sıfattır. Fakat şurada da bir sıfatımız var. Taraf sözcüğünü belirten bir sayı kullanılmış bakın. İsmin önüne gelen sözcükler isimleri niteleme ya da belirtme işlevinde kullanılır. Burada da bir sıfat, sayı sıfatı karşımıza çıkıyor. Sizin bu otobüse binmeniz gerekiyor cümlesinde ise arkadaşlar otobüs isimdir. Otobüsü işaret eden bir bu sözcüğü var. Bu da bir belirtme sıfat olarak kullanılmıştır. Evet, yeterli bu kadar. Şimdi arkadaşlar sıfatların çeşitlerine geçelim. Sıfatlar temel olarak ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları diye. Niteleme sıfatlarına giriş yapacağız. Belirtme sıfatları arkadaşlar az önce söyledim. İsimleri, işaret, sayı, belirsizlik ve soru yönünden belirten sözcüklere diyoruz. Öncelikle niteleme sıfatlarımız. Evet, niteleme sıfatı bir adı durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları isimlere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Yalnız dikkat edin bakın isme sorulan ifadesi önemli. İleriki derslerimizde işleyeceğiz. Fiile sorduğumuzda bu soruyu belirteçler yani zarflar cevap verir. Evet, ilk örneğimize bakalım. Soğuk havalarda küçük şöminenin başında toplanılırdı. Şömine isim nasıl dediğimizde onu niteleyen bir küçük sıfatımız kullanılmış. Hava isim nasıl hava dediğimizde soğuktu arkadaşlar onu niteleyen bir sıfattır. Çocuk incecik gömleğiyle dışarıda dolaşıyor cümlesinde ise burada arkadaşlar gömlek isimdir. Gömleğin niteliğini gösteren bir incelik var burada. Nasıl gömlek dediğimizde burası niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatlarına bu şekilde bakıyoruz. Geçiyorum belirtme sıfatları arkadaşlar. Belirtme sıfatları isimleri az önce söyledim işaret, sayı, soru, belirsiz yönüyle belirten sözcüklere deniyor. İlk olarak işaret sıfatı. İşaret sıfatı İsmin önüne gelip onu belirten işaret sözcükleridir arkadaşlar. İsmin önüne gelip onu belirten bu, şu, o, öteki, bir, iki, öbür, diğer gibi sözcüklere işaret sıfatı diyebiliriz. İşaret sıfatları ek almaz. Ek alırsa sıfat olmaktan çıkar. Önüne noktalama işareti gelmemesi lazım. Gelirse sıfatı olmaz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sanatçı bu yapıtını 1920'lerde kaleme almış. Burada arkadaşlar işaret kelimesi olarak bu sözcüğü var. Bakın dikkat edin önünde yapıt ismi kullanılmış ve bunu belirtiyor, işaret etmiş. İşaret sıfatımız kullanılmış. Ama alttaki örneğe dikkat edin. Önüne noktalama işaret gelmemesi lazım dedi. Gelmiş burada bakın. Bu okuduğum en güzel romandı cümlesinde ise bunu hatırlayabildik mi acaba? Geçen dersimizde bunlardan söz etmiştik. İşaret zamiri arkadaşlar burası da. O akşam hava oldukça serindi. O sözcüğü akşamı işaret etmiş. Ama alttaki örnekte o yine bakın noktalama işareti kullanılmış. Çok sevdiğim bir sanatçıdır derken bir kişiden söz ettiği için kişi adılı olmuş. Altta da işaret adına örnek verilmiş. İşaret sıfatlarımız bu şekilde. Sayı sıfatları bir diğer sıfatımız. İsimleri sayı yoluyla belirten sözcükler bunlardır arkadaşlar. Özellikle çeşitlerine dikkat edelim. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme ve kesir sayı sıfatı olmak üzere ayrılıyor. Asıl sayı sıfatı sayma sayılarıyla oluşan sıfatlarımız bunlar. 1, 2, 3, 4, 5 gibi düşünebiliriz. 3 blok, 75 daire gibi. Sayma sayılarını kullanıyoruz burada arkadaşlar.
Sıra sayıda ıncı inci takısını alarak arkadaşlar sayıya bunu ekliyoruz. Ve bir ismin sırasını göstermesi lazım. İkinci yarı, üçüncü kat gibi. Üleştirmelerde ar-er takısı kullanılıyor arkadaşlar sayılarda. Dört er takım, beşer ekmek gibi. Evet, bir paylaşım, bir üleşme. Üleştirme sözcüğü günümüzde çok kullanılmasa da paylaşma anlamında bir sözcüktür arkadaşlar. Kesir sayı sıfatı da evet, sıfat kesirli bir sayıdan oluşması gerekiyor. %50 indirim, 1 bölü 2 hisse, %10 hisse gibi. Bunlara da arkadaşlar kesir sayı sıfatı diyoruz. Diğer bir sıfatımız belgisiz sıfatlar. Zamirler işlerken belgi sıfatlardan, işaret sıfatlarından da atıfta bulunmuştuk. Bunlardan söz etmiştik. Belirsizlik belirten sözcüklerdir bunlar. İsmin önüne gelip onu belirsizce belirtmesi lazım. Net olmadan belirtmesi gerekiyor. Yani anlamında belirsizlik olan sözcükler bir ismin önüne gelip onu belirtiyor ise bunlar belgisiz sıfat olur. Festival süresince birçok, bakın net bir sayı değil burası. Birçok sözcüğü belirsizlik belirtiyor ve sanatçı isminin önüne gelmiş. Kaç sanatçı dediğimizde birçok belgisiz sıfattır. Sanatçıların çoğu, yine burada bir belirsizlik sözcüğü var. Fakat arkadaşlar bakın ismin önüne gelmemiş, isimden sonra kullanılmış. Sanatçıların çoğu derken bir sayıyı gizliyor aslında burada. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda da arkadaşlar bu sözcük bir ismin yerini tuttuğu için, bir sayının yerini tuttuğu için, yani mesela 3, 5, 10 gibi düşünebilirsiniz bunu. 5 diyelim, örnek olsun. İşte sanatçıların 5'i dememiş de sanatçıların çoğu diyelim. Yurt dışından gelmişti. Bu da arkadaşlar 5 sayısının yerini tuttuğu için de belgesiz adıdır. Evet, bir diğer sıfatımız soru sıfatları. Soru sıfatları isimlerin önüne gelerek onları soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Yine bu sözcükler de arkadaşlar kimi durumlarda zamir olarak kullanılabiliyor. Nasıl, kaç, kaçıncı gibi sözcükler bunlar. Kardeşin hangi okula gidiyor? Okul ismini bakın hangi sözcüğü belirtmiş? Soru sıfatıdır. Bu kitaplardan hangisi senin? Az önce arkadaşlar bir ifade kullanmıştım. Bakın ek almaması lazım bunlar diye belirtme sıfatları. Burada ek almış ve bakın bir ismin önüne de gelmemiş. Bir ismi gizlemiş, ismi saklamış burada. İsmin yerini tutmuş yani. Burası soru zamir olmuş. Buradaki bu sözcüğünü hatırlayalım. Kitap ismini işaret ettiği için burası işaret sıfatıdır arkadaşlar. Soru sıfatlarımız da bu şekilde. Şimdi burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır şeklinde sorularımız da var arkadaşlar. Testlerde karşılaşacaksınız bunlarla. Soru anlamı hangisinde sıfatla sağlanmıştır şeklinde. Bir örnek yazıp geçeceğim bununla ilgili. Hangi okula gittiğini biliyor musun? Cümlesinde arkadaşlar. Cümlesinde. Bakın dikkat edin. Soru sıfatı var mıdır denilse bu cümle ile ilgili. Hangi sözcüğü? Soru sözcüğüdür ve okulu bakın soruyor. Hangi okul şeklinde? Bu bir soru sıfatıdır. Fakat burada soru anlamı sıfatla mı sağlanmış acaba? O sorulabiliyor. Şuna dikkat edelim. Burada iki tane soru unsuru var. Biri soru ikimiz, bir de soru sözcüğümüz. Eğer arkadaşlar soru iki varsa bir cümlede soru anlamı bu ekle sağlanmıştır. Bunu unutmayalım. Yani şu şekilde anlayabilirsiniz. Şu mi'yi cümleden kaldırsak, kaldırarak okusak bu cümleyi. Bu cümle artık soru değeri taşımaz. Hangi okula gittiğini biliyorsun. Bakın soru yok burada. Ama hangi sözcüğünü kullanmadan cümleyi okuduğumuzda ise soru anlamı vardır. Okula gittiğini biliyor musun dediğinde hala bakın bu cümle bir soru yöneltiyor. Demek ki soru iki varsa bir cümlede arkadaşlar soru anlamı ekle sağlanmış olur. Bunlara dikkat edelim özellikle. Soru anlamı ekle sağlanmış denilebilir. Geçiyorum arkadaşlar soru sıfatlarını. Evet, adlaşmış sıfatımız arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. Adlaşmış yani isimleşmiş sıfat da bazı niteleme sıfatlarında sıfatın önündeki ismin düşmesiyle oluşan yapıya dönüyor. Evet, isim düşer. Bu sıfat o adın ismin yerine geçer. Buna adlaşmış sıfat deniyor arkadaşlar. Yaralı yolculara ilk müdahaleyi doktor yaptı cümlesinde. Yolcu isimdir. İsimlere nasılı sorduğumuzda nasıl yolcu, yaralı, niteleme sıfatı.
Şimdi arkadaşlar alttaki örneğe dikkat edin. Burada nasıl adlaştığını görüyoruz. Yaralılara demiş, bakın dikkat edin. Yolcuyu artık kullanmamış burada. Yaralılara, burada yaralılar sözcüğü artık yolcu anlamında kullanılmış. Burası adlaşmış sıfattır. Hemen bir diğer örneğimiz. Yarın eski ayakkabısını değil. Bakın eski ayakkabı. Ayakkabı isim, nasıl ayakkabı? Eski niteleme sıfatımız. Hemen cümlenin devamına dikkat edin arkadaşlar. Yenisini giyecekmiş. Buradaki yenisi dediği şey yani yeni ayakkabı anlamında kullanılmış. Ama ayakkabıyı bakın gizlemiş artık. Bunu zamirle karıştırmayalım. Bazen zamirle karıştırıyor öğrenciler. Zamirlerde arkadaşlar belirtme sözcükleri kullanırken burada niteleme sözcüğü kullanılıyor. Evet, hemen altta bunun da örneği var zaten. Bakın dikkat edin. Bazıları trafik kurallarını ihlal eder derken bazıları sözcüğü belirsizlik ifade eden bir sözcüktür. Bir ismin yerini tutmuştur. Burası arkadaşlar sıfat değil de belgesiz zamirdir. Dikkatli olalım. Evet, ünvan sıfatları arkadaşlar. Ünvan sıfatları. Özellikle kelimeye dikkat edelim bakın. Ünvan sözcüğü genelde okuyuş olarak ü ile okusak da yazım olarak arkadaşlar imla olarak u ile yazılıyor. Yazım hataları da karşımıza çıkabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ünvan sıfatları arkadaşlar daha çok meslek adları, lakaplar, rütbeler bir ismin önüne gelip onu niteler, onu kasteder. Fakat dikkat etmemiz gereken bir husus, normalde sıfatlar ismin önüne gelirken ünvan sıfatları arkadaşlar ismin önüne de sonuna da gelebilir. Bakın yüzbaşı Volkan başa gelmiş ama Nilgün Hanım derken hanım ünvanı sona gelmiş. Ziya Paşa, paşa sonda kullanılmış. Evet, Doktor Fuat Bey hem başa bir ünvan gelmiş hem sona ünvan gelmiş. Ünvan sıfatları arkadaşlar yazım kurallarında karşımıza çıkabilir. Eğer özel isimle beraber kullanılıyor ise ilk harflerine dikkat edelim. Büyük yazılmış. Bu önemli bir ayrıntı. Evet arkadaşlar. Diğer bir konumuz, başlığımız. Ki'ler. Türkçe'de ki'nin 3 tane görevi vardı. Bağlaş olan ki'miz, ilgi zamir olan ki ve bir de sıfatlaştıran ki. Sıfatlaştıran ki arkadaşlar karşımıza şu şekilde çıkar. Öncelikle bitişik yazılır. Kesinlikle ayrı yazılmaz. Bitişiktir bu ekimiz. Bir diğer husus arkadaşlar. Bu ek ya bulunma halekinden sonra gelir. Yani D halinden sonra gelir. Yani masadaki, evdeki, şuradaki, buradaki gibi. Ya da arkadaşlar ya da zaman anlamlı sözcüklere gelerek onlara bakın direkt gelir. Bir ismin önüne eklenir bunlar. Yarınki maç, sabahki kahvaltı, bu yılki sınav gibi zaman anlamlı sözcüklere gelip bir ismi gösterir bize sıfatlaştıran kimiz. Evet arkadaşlar, sıfatlar konusu bu şekilde. Oldukça basit bir konu, kolay bir konu. Ben arkadaşlar hemen bir alıştırmamız var burada. Onu çözümleyip konuyu sonlandırmış olacağım. Evet. Altı çizili sözcüklerin türlerini belirtiniz, yanlarına yazınız demiş. Ben sadece seslendireceğim bunu. Öğretmenimiz bize yaz tatilinde hangi, bakın bir isim önüne geldiğine göre, hangi kitap dediğine göre sıfattır burası artık. Ama alttakinde ise ek almış, hangilerini okumadığımızı sordu. Hangi kitapları okuduğumuzu, hangilerini okumadığımızı, hangilerini sözcüğü burada arkadaşlar artık soru zamiridir. Alttaki zamir üstteki sıfat olarak kullanmış. Bize başka şehirlere gidip, başka şehir, hangi şehir olduğu açıkça belirtilmemiş, belgisiz sıfattır burası. Ama devamında arkadaşlar bakalım, başka şehirlere gidip oralarda başka insanlarla tanışmanın ufkumuzu açacağını söyledi. Bu da sıfat arkadaşlar. Çünkü bir ismi belirtiyor. İkisi de sıfat olarak kullanılmış. Yaşlı adam biraz su. Ne kadar su? Biraz. Yine belgisi sıfattır. İsteyince annem yiyeceklerin de birazını ona verdi. Birazı sözcüğü ek almış. Bakın dikkat edin. Bir ismin önüne gelmemiş. İsmi gizlemiş artık. Bu belgisiz zamirdir. Çalışanlarımızın çoğu ismin sonuna gelmiş ve ek almış. Burası zamirdi. İş yerine servise gelir. Bu yüzden çoğu zaman, bakın dikkat edin, zaman isminin önüne gelerek onu belirtiyor. Burası belgisiz sıfattır. Evet arkadaşlar, sıfatlar ünitesi bu şekilde. İyi çalışmalar diliyorum. Bir diğer konumuzda, ünitemizde zarfları işleyeceğiz. Hepinize başarılar.